Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezîne âmenû kutibe aleyküm sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min qablikum lealleküm tettegûn. Sadakallâhu lazîm. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri rahmetiyle, mağfiretiyle, bereketiyle kucaklayan, kuşatan bir Ramazan-ı Şerif ayını idrak ediyoruz. Oruç tutan kardeşlerimize bazı tavsiyelerimiz olacak. Toplum içerisinde şunu bazen soru olarak, bazen gözlerimizle müşahede ettiğimiz bir şekilde görüyoruz. Bazı kardeşlerimiz Ramazan ayında oruç tutuyorlar. Elhamdülillah tutmamız lazım. Çok şükür. Hepimizin tutması lazım. İslam'ın beş şartından bir tanesi Ramazan ayında oruç tutmaktır değerli kardeşlerim. Yani bir müminin bir Müslümanın oruç tutması farzdır, şarttır. Bunun yanında bazı kardeşlerimiz oruç tutuyor ama namaz kılmıyor. Hatta diyorlar ki bize "Hocam oruç tutuyorum ama namaz kılmıyorum olur mu?" Olmaz kardeşim, nasıl olsun? "Namaz kılmıyorum" diye bir ifade, "Kılamıyorum" diye bir ifade ile başlayan herhangi bir şeye bizim cevaz vermemiz, ondan sonra olur dememiz Ondan sonra sizi haklı görmemiz, sizi mazur görmemiz mümkün değildir. Yani bir kimse namaz kılamıyorum, namaz kılmıyorum diye herhangi bir şekilde mazeret beyan edecek olursa yani biz bu kimseyi hiçbir şekilde haklı görmemiz mümkün değildir. Yani oruç tutan kardeşlerimiz namazlarını da kılsınlar. Beş vakit namazını aksatmasınlar değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif ayında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap vardır buyuruyor. Hatta 700 mislinden daha fazladır. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman 700 mislinden daha fazla olacağını Allahü Teala bize haber veriyor değerli kardeşlerim. Onun için ne olur? Oruç tutarken namazlarımızı aksatmayalım, namazlarımızı kılalım değerli kardeşlerim oruç tutuyorum, namaz kılmıyorum gibi bir şey söz konusu değildir. Bir müminin orucunu da tutması lazım, namazını da kılması lazım. He şunu ifade edelim. Orucu kabul olur mu? Oruçları biz kabul etmiyoruz. Allah kabul ediyor. Biz kabul olur olmaz deme lüksüne sahip değiliz. Ancak biz fıkhi yönden işsize cevap verebiliriz. Fıkhi yönden cevap verdiğimiz zaman yani orucunuz kabul olur ama eksik olur. Belki de oruçtan sevap elde edemezsiniz. Belki de elinizde oruçtan bir şey kalmaz. Belki sadece orucun yükümlülüğünden, orucun borcundan kurtulursunuz bu kadar. Onun için kıyamet gününde mahrum olmamak için, mahcup olmamak için, elimiz boş kalmamak için değerli kardeşlerim ne olur oruçlarımızı tutalım ama bununla birlikte namazlarımızı da kılalım değerli kardeşlerim. Bakın akşam oluyor, teravih namazlarına koşuyoruz camiye değil mi? Teravih namazına koştuğumuz gibi vakit namazlarımıza da koşalım. Hiçbir namazı küçümsemiyoruz. Bu bizim zaten haddimize değildir değerli kardeşlerim. Ama hiçbir teravih namazı farz namazın yerini tutmaz. Teravih namazına koştuğumuz gibi günlük sabah namazına öyle ikindi akşam yatsı namazlarına da koşalım değerli kardeşlerim. Ama tabii imkanımız ölçüsünde tarlada işinizi bırakın camiye koşun demiyoruz. Fabrikada işinizi bırakın camiye koşun demiyoruz. Ama caminin önünden geçerken, sokakta dolaşırken, evde boş boş otururken, telip ayak bacak bacak üstüne atmış film izlerken. Değerli kardeşlerim evde boş boş duracağınıza gelin camiye cemaatle namaz kılın ama hiç olmazsa evinizde kılın değerli kardeşlerim. Namazlarınızı sakın aksatmayın. Yani bizden şunun cevabını bekleyemezsiniz. Bunun vebalini hocalara atmayın sakın ha. Hocalar size olur derse yanlış söyler. Müftüler size olur derse yanlış söyler. Kim olursa olsun size olur derse yanlış söyler değerli kardeşlerim. Yani oruç tutuyorum, namaz kılmıyorum. Namaz kılıyorum, oruç tutmuyorum. İslam'ın o emrini yapıyorum bu emrini yapmıyorum. Allah'ın o dediğini yapıyorum da bu dediğini yapmıyorum. Allahü Teala bana şunu dedi yapıyorum ama şunu dedi yapmıyorum gibi bir şey mümine, Müslümana yakışmaz. Müslümanlığa yakışmaz. İslam'ın direği olan bu ibadeti aksatmamız Müslüman için olacak şey değildir değerli kardeşlerim. Saygıyla selamlıyorum.